Arkadaşlar merhaba. İletişim Kuramları dersimize hoş geldiniz. Umarım bu ders sizler için keyifli geçecektir. Bu videomuzda sizlere dersimiz hakkında genel bilgileri aktarmaya çalışacağız. Umuyorum kitabımız hepinizin elinde vardır ya da en azından PDF'sini indirmiştir. Kitabımızda iletişim bilimi üzerine geliştirilmiş iletişim kuramlarının sistematik bir bütünlük içerisinde anlaşılmasını sağlayacağız arkadaşlar. Günlük yaşamda karşılaşılan iletişim olaylarını iletişim kuramları bağlamında yorumlayabilme yeteneğini bu dersimizde sizlere kazandırmayı amaçlıyoruz. Derslerimizde öncelikle diğer derslerde de işlenen bir takım temel kavramlar var biliyorsunuz. Araştırma yöntemleri derslerinde, iletişime giriş derslerinde işlenen bazı kavramlar var. Bu kavramları hatırlayacağız. Bu dersteki karşılıklarını özel olarak ve özet bir şekilde öncelikle tanımlayacağız. Arkadaşlar bilim, bilimsel araştırma, araştırma yöntemleri, kuram ve iletişim kuramlarını öncelikle sizlere tanımlayacağız. Bu altyapı üzerine daha sonra iletişim kavramı ve anlamı, iletişim tarihi, iletişim araştırmaları tarihi ve iletişim araştırmalarına yönelik bir takım sınıflandırma çabalarını özetleyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar iletişim kuramlarını bu dersimizde iki temel yaklaşımda sınıflandıracağız. Aslında birçok yaklaşım var. Etki ve süreç odaklı çalışmalar, anlam ve niyet odaklı çalışmalar olmak üzere. Kitabımızın ikinci ünitesinde iletişim biliminin ilk çalışmaları olan çizgisel ve sosyal psikolojik yaklaşımları sizlere açıklayacağız. Üçüncü ünitede etki araştırmaları arasında öne çıkan bir takım yaklaşımlar üzerinde duracağız. Dördüncü ünitede izleyici merkezli yaklaşımlar ana konumuz olacak. Dolayısıyla süreç konulu çalışmaları ilk dört ünitede özetlemeye çalışacağız. Ardından bir vize sınavımız olacak biliyorsunuz. Beşinci ünitede teknoloji merkezli yaklaşımlarla yine süreç odaklı çalışmaları devam edeceğiz. Arkadaşlar anlam odaklı çalışmalar bağlamında altıncı ünitede ayrıntılı olarak dil bilimsel ve gösterge bilimsel yaklaşımlar üzerinde duracağız. Bu ünite sizin için biraz daha zorlayıcı olabilir. Yedinci ünitede eleştirel yaklaşımları özetleyeceğiz. Bu bağlamda siyasal ekonomi yaklaşımı, kültürel emperyalizm, kültürel bağımlılık, medya emperyalizmi, Frankfurt Okulu, kültür endüstrisi, propaganda modeli ve İngiliz Kültürel Okulu bizim ana başlıklarımız olacak. Arkadaşlar kitabımızın son ünitesinde ise konuları Türkiye bağlamında yani ülkemiz bağlamında yorumlamaya çalışacağız. İletişimin temel unsurlarına ilişkin genel olarak genel çerçeveyi özetleyeceğiz. Bunun içerisinde de Türkiye'deki iletişim araştırmalarının yerini irdeleyeceğiz. Türkiye'de iletişim araştırmalarının oluşumunun temel doğası, gelişimi ve koşulları, araştırma türleri, alanları, konuları ve bir takım yönelimler ayrı ayrı bu ünitede işlenecek arkadaşlar. Son olarak da günümüzdeki en son duruma değineceğiz. Böylece ünitelerimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Anadolu Üniversitesi e-öğrenme sisteminde yalnızca buradaki ders videolarını izlemek dışında yapabileceğiniz başka işler de var. Bunlardan sınava hazırlanırken benim sizlere tavsiye edebileceğim en önemli unsur arkadaşlar geçmiş yıllarda çıkan test sorularını çözmeniz, onlara göz atmanız. Yine e-seminer derslerimiz kapsamında size çeşitli videolarla bir soru bir cevap bağlamında kimi sorularımız anlatılmakta. Bunları da yapmanızı tavsiye ederim. Deneme sınavlarına katılmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar bir takım alıştırmalar da var e-seminer sistemi içerisinde. Bunlara katılmanız yine tavsiyelerimiz arasında olacak. E-öğrenme sistemimizi mutlaka ziyaret ediniz ve sınavlarımıza oradan hazırlanalım. Hepinize dersimizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.